Sevgili seyirciler, Ayhan Sırım ve stüdyoda görmüş olduğunuz Ayten Sırım'ın uzun yıllardır bir 13 yıllık bir evliliği. Bu evlilikten de dünyaya gelmiş 11 ikizler, 8 ve 7 yaşında çocukları var. Ama çocuklar devlet koruması altında. Çünkü anladığım kadarıyla hem anne hem de baba tarafından bu çocukların eğitimi, gelişimi ve denetimleri yapılamıyor. Bu sebeple de çocuklar devlet korumasında. Peki anne nerede? Anne o sırada eski damadının, öyle oluyor değil mi? Efendim, eski damadının, nasıl söyleyeceğim? Eski damadının şeyiyle, yeğeniyle beraber. Serkan'ın annesiyle eski damadı beraber, onun oğluyla da Ayten beraber. Nasılsın Ayten? İyiyim Esra. Güzel mi hayat? Mutlu musunuz? Her şey yolunda mı? Evet. Ha? Keyfin yerinde mi? Evet. Gel çocukların keyfi yerinde mi? Sen sus konuşma. Hem suçlusun hem çocukların keyfi yerinde mi? Niye tamam. Ne alakası var? Ne alakası var? Bu hali biri getirirsen oldun. Anne olamazsın. Sen de baba olamazsın. Ben aslan gibi babayım. Belli oluyor. Çocuklarımın yanındayım. Ben senden boşanmak istiyorum. Estağfurullah, ben bundan boşanmak istiyorum. Kelimelerimize dikkat edelim. Ben de boşanacağım. Şimdi boşan. Ayten, sen Serkan'la beraber kaçıyorsun. Ve aranızda sen 43 yaşındasın, o 21 yaşında. 22 yaş fark var. Ve bulunmuş olduğunuz şartlar ve koşullarınız göz önüne alındığında aslında bu birlikteliğin çok sağlıksız olduğu kanaatindeyim. Çok sağlıklı bir birliktelik yok. Çünkü sen Serkan'la kendini, duygularını, ruhunu mutlu ederken çocukların aç bir aç, okula gitmiyor, perişan, onlara kimse bakmıyor. Ama sen yaşamdan keyif almaya bakıyorsun. Ya Esra abla, ben şimdi şunu söyleyeceğim. Ben birkaç kere buna dilekçe verdim. Bu olay olmadan önce boşanmak için. Hı hı. Bu Serkan olsa da olmasa da ben bundan boşanacaktım. Keşkele boşansaydın. Alakası yok. Öyle boşansaydın. Hiç. Boşanmaya gelmedin. Ulan el söylemedim İki sana. İki defa adliyede niye boşanmak istiyordun? Kaçtı bir aldattın. Öbür Türkler ailesi yaptın. Ayhan Bey, kapa oturun çeneni. Lütfen. Oturur musun? Niye boşanmak istediniz Ayhan'dan? Anlaşamıyorduk Esra abla. Anlaşamıyorduk. Her gün evde kavga ediyorduk. Yalan. Doğru. Yalan. Şahitler de var. Neydi tartışma öyle konularınız? Tartışma konuları şöyle. Sürekli ben şimdi çocukları izin alıyordum abla. Bu sürekli çalışıyordu. Malum çocukları gezdirmen lazım değil mi? Yurtta izin alıyordum. Okul tatilinde, bayram tatilinde. Bu sürekli çalışıyordu. Ben diyordum ki çocukları biraz gezdirelim, tozduralım. Yurtta sıkıldılar, bunaldılar. Sırf benim gezdirmemle olmuyor abla. Baş edemiyor. Babanın da gezdirmesi lazım. Evet. Şimdi Serkan'ı alıp gezdiriyor musunuz çocukları? Serkan'la alakası yok değil mi ya? Sen şu anda çocukları gezdiriyor musun? Bayram günü, bayram. Çocukların yanında olması lazım. Hayatım, şu an çocukları gezdiriyor musun? Bir aydır çocukları devlet koruma şeyden, yurttan alıyor musun? Görmedim, görmedim. Buraya gelmeden önce gezdiriyordum, izin aldıktan sonra. Siz ne kadar, 30 Nisan'dan beri kayıpsınız. Kayıp değilim abla ben. Tamam, ben 30 Nisan'dır ortada yoksun. Şu an çocukları gezdirebiliyor musun? Şu anda gezdiremiyorum. Gezdiremiyorsun. Bak, hı, öyle de yapsan, böyle de yapsan çocuklar gezdirilemiyor değil mi? Evet. Tek mevzu bu mu? Tek mevzu bu değil abla. Dediğim gibi işte konuyu anlaşamıyorduk. Anlaşalım. Her gün kavga ediyorduk sürekli. Hatta ben buna dedim. Kaç aydır ilişkin var Serkan'la? Efendim abla? Kaç aydır ilişkin var? Kaç aylık? Vallahi bana gelen ihbarlarda 5-6 aydır sevgili olduğunu söyleniyor Serkan. Yok. Kim diyor? Onu kim diyor? Şahitler kim? Şahit kim? İki tane yalancı şahit mesela, tutmuş abla. İki tane şahit tutmuş yalancı. Yalancı. Annenin sevgilisi. Tamam, birinci o. Erhan'ın eski eşi, Ayhan Bey'in kızı. Tamam işte. Evin içerisinde yaşayanlar. Onların ikisi hepsi. Tamam, onun kızında. İşbirlik yapıyorlar. Onun kızında Esra abla. Babamın bağlanmasını istiyorum. Onun kızı da Ramazan dinli adamla. Erhan enişten var ya, senin annenle beraber. Evet. İşte Erkan enişte mi? Erkan abi. Ne diyor? Erhan. Nasıl hitap ediyorsun? Ayken bugün de onları şimdi söyle. Evin geçimine. Her akşam bugün. Annenle. Anlat. Her akşam. Ayhan Bey, oturun İftira lütfen. İftira atmakta birincisindir İftira zaten. İftira varsa Allah benim 5 çocuğumu ölçüyor. Ayhan Bey'in mikrofonu alalım.
evin geçimini annen sağlıyor hırsızlık yaparak. Evet. Bu sebeple cezaevinde. Evet. Erhan sağlıyor hırsızlık evet. yaparak. Evet. Ayhan Bey'in kızı da hırsızlık yapıyor muydu? Yok, hayır. Siz yapıyor muydunuz? Yok, hayır. Ha? Ben temizim. Benim hiçbir şeyim yok. Bundan dolayı ben... daha önce öyle bir... Yok. Ben... Almadın. Ben inşaatta çalışıyordum. Peki hepiniz aynı evde kalıyordunuz. Bu arada aynı Ayten senin yanına... Aynı ev değil Eşar abla. Lafını kestim, aynı ev değil. Ayrı evlerde. Ayten'e... Ne kadar ayrı? Ayrı evlerde. Hayatım ne kadar ayrı evler? Onun aynı... evi şimdi Bayramca'daydı. Bizim ev Irmak kenarındaydı. Hı hı. Ayrı ev. Ama sen üvey kızının yanına gitmişsin. Ya beni gidebilirim. O akşam beni dışarı attı abla. Bavul elimle dışarı attı. Yalan değil. Aha şahit. Kızı sen de şahit. Üvey kızına gittin. Şahit ha. Üvey kızına gittin. Evet, onun kızına gittim. Üvey kızına dedi ki... yerim yok çünkü. Serkan da bekar, onunla mı beraber ol dedi? Hayır. Serkan zaten orada yoktu. Ama ilişkiyi başlatan Deniz Hanım size demiş Serkan senden tamam, hoşlanıyor olabilir. Diye. Tamam olabilir. Abla olabilir. Ha? Sonra geldi Serkan oraya. Yani o demeseydi... Ben çıkıyorum. Daha sonra Deniz söyledi. Arada olmasaydı... Ayhan Bey gelin buraya. Buyurun, Ayhan seni göreceğim. Niye boşanmıyorsun sen de? Niye boşanmıyorsun? Evden kovdun, her şeyi ya bildin. Ben iyi geldim. Tamam abiciğim, İfriye görüyorsun atıyorsun. Sahneyi. Sahneyi görüyor musun? Ben de abim ne yapacağım? Ayhan ama, Bey, sahneyi görüyor musun? Gördüm. Görüyorsun. Utanıyorum. 30 Nisan'dır bunlar neredeler? Sevgilisinin yanında. Tamam. Sen niye boşanmıyorsun? Niye elinde gülle geliyorsun? O gül veda gülü Esra abla. Ona aşk gülü değil, son veda gülüydü ona. Bana gül almıyor diyordu. Son veda gülünü biliyordum ben ona. Hayatım sizin günlük zamanınız yok. Sizin bütün bahçeyi talan etmişsiniz siz. Nereden geliyor gül? Ne kadar da romantiksiniz ya bu kadar sıkıntı. Gülleriniz devrildi. Sen niye boşanmıyorsun? Neden? Boşanmıyorum, seviyordum. Ne? Seviyor seviyordum. Musun peki? He? Şu an seviyor musun? Hala seviyorum, tek kulüpte bilsem. Boşanmayacak mısın? Boşanacağım. Sana döneceği günü bekleyecek misin? Hayır. Boşanıyor musun net? 1 trilyon lira buna tazminat tavası. Aç 1 trilyon. 500 bin lira da buna tazminat tavası. Vereceğim, 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 vereceğim ben sana, bekle. Tabii. Bana bak, ben oraya... Ne? Babam bağlamasını istiyorum. Bağlar mısınız? Tamam. Baba, babam ne diyecek? Bağlayın. Babam mı konuşacakları var bakın. Hayatım. Senin kızın tamam, ne dedi? Bağlayın babamı. Kızın ne dedi? Kızın ne dedi? Ayhan Bey ile mikrofonu alın. Kızın ne dedi? Söyle mi burada? Lezir olsun. Mehmet Ali Bey. Hoparlörü kapatın. Sadece telefondan duyun beni. Mehmet kendin Ali Bey. Kendin ne dedin? İftira atmak da birincisindir. Serkan'la Ayten Hanım yanınızda mı kalıyor, oğlunuzla Ayten? Duyuyor musunuz beni? Kapa ne yapalım? Kim abla? Evet. Kim abla, duyuyor musunuz beni? Gayet iyi duyuyorum. Ayten ve oğlum... Lütfen size şunu soruyorum. Bunun damadı Erhan Topçu... ...5 milyar daha göndereceğim. Orada dedim orada şimdi kişi sistem sahibi yazın dostum. Mehmet Ali Bey sakin. Sakin. Gönlümü boşaltın zaman boşaltın gönderin dersin. Mehmet Ali Bey sakin. Ha. Tek tek soracağım, tekrar cevaplayın. Tamam. Size kim, kimi 10 bin liraya sattı? Erhan Topçu, Erhan Topçu kattı denizi bana. Erhan? Ben biraz bankasına yatırdım. 5 milyar denizi kattı, kattı sonra verecektim. Ayten için mi verdiniz 10 bin lirayı? Hayır. Kızı için. 5 milyarı yatırdım. Denizin. 5 bin lirayı eski damadın. Ha. Erhan Ayten'i mi sattı? Denizi. Kime sattı? Bana sattı. Parayı aldı gelmediler. Ha, bravo. Şimdi ha. senin kızın Erhan'la evliydi. Ha, ayrıldılar. Zina yapıyorlar. Tamam. Zina. Ayrıldılar. Senin annen ne oldu? Evet. Senin kızını da Serkan'ın babasına 5 evet. bin lira nereden gönderdi? Dolandırdılar mı? Beni dolandırdılar ha, topçuyla ben şey... Ona da dede bunu kullandılar. Bak gel abla... Alakası beni kullandı. Kamil Kostar'la biletini kaçtırdım. 400 milyona yine gelmedi. Ama sizin hanım da Erhan'ın yanında. Peki Erhan mı Ayhan mı satmış?
Sor. Erhan dedi Erhan. Erhan. Damadı. Benim bir şey de parmağım olmaz. Erhan Topçu. Erhan. 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 Topçu. Yani evet. Ben de öyle anladım. Tekrar teyit etmek Erhan istedim. Erhan dedi. Esra şimdi abla. Tekrar söylediklerini bir alın. Söyleyin. Kızını eski damadın para karşılığı hep satıyor muydu? Satıyordu. Pazarlıyordu. Ayhan Bey. Yalan. Yalan. Kesinlikle yalan. Sen bunu nereden biliyorsun? Ben zaten beraber kalıyordum Erhan Topçu'yla. Ne yapıyordu Erhan? Hem bu adam kumarcı, bu adam alkolcü. Uyuşturucu kullanıyor, hap kullanıyor. Annen de para karşılığı erkeklere satıyor evet, muydu? Evet, evet. Bunu da satıyordu. Evet. Evet. Ve siz ne yapıyorsunuz? İki, beraber zevk mi yapıyorsunuz? Erhan'dan. Kız kardeşi dinlemiyor. Erhan'ın soyadı ne? Topçu. Topçu. Erhan Topçu. Evet. Bu Erhan'ın telefonunu ama şey fotoğrafını filan bulun bana. Herkes senin biliyor, anneni herkes para tanıyor. Karşılığında satıyor. Evet. Ayhan'ın satıyor. Ayhan Sırım'ın kızını satıyor. Evet. Bir tanesini babana satmış. Evet. Denildi. Bir de 18 yaşındaki kardeşine istismarda evet. Bulunuyor. Evet. Nikah yok hiçbir şey yok. Peki. ...15-16 yaşından beri Erhan'ın yanında... Evet, ...iki kere de çocuk mu aldırdı? Evet. Sen bunları bildiğin ve gördüğün halde... ...neden hiçbir şey yapmadın Serkan? Dinlemiyorlar abla bunu. Ablam ben onun için ben başım belaya sokmam. Peki Erhan, evet. Erhan telefon attığında... ...Erhan Bey... ...Erhan Bey bile demek istemiyorum da. Abla, evet. Çocukları yalandır. Hanımefendi beni bağlar mısınız oraya? Şu anda canlı yayındasınız. Serkan 18 yaşındaki kız kardeşi kaç yıldır yanınızda? Serkan'ın kız kardeşi 20 yaşında şu anda, 2004 doğumlu yanımda. Kaç olduğu yıldır yanınızda? Yalan, olduğu gibi yalan. Esra ablacığım. Kaç yıldır yala, şey yanınızda? Esra ablacığım, 3 yıldır yanımda. O... Dikkat şey edin, sorularıma cevap verin Serkan'ı suçlamadan önce. Bak Serkan'ın babası uyuşturucu işi yapıyor. İki tane abisi uyuşturucudan cezaevinde yatıyor. Peki beyefendi onlar adalet yerini bulmuş cezaevine girmişler. Ben size soruyorum. Ben Ayhan, size Bey'in, Ayhan Bey'in Ayhan kızıyla... Ayhan Bey orada haklı. Beyefendi sorularıma Serkan... cevap verin manipüle etmeyin. Deniz tamam. Sığımı para karşılığında Serkan'ın babasına sattın mı? Ziraat Bankası'ndan kesinlikle, sana 5.000 lira göndermiş. Ablacığım kesinlikle yalan benim rahmetli kızıma... Ablacığım, bak, ablacığım araştırabilirsiniz. Ben kimseye 5.000 lira göndermedim, kimseden 5.000 lira almadım. Bak orada kesinlikle yalanlar uyduruluyor benim hakkımda. Ben o bak, Serkan'ın bakın, annesi neden? Serkan'ın annesi ben neden cezaevinde? Ki insanları daha fazla mağdur etmezsiniz. Serkan'ın annesi kızımı, ölmüş kızımı neden? Yerine koydum. Serkan'ın annesi neden cezaevinde? Serkan'ın annesi benim hurda arabamı alıp... Evet. Benim hurda arabamı alıp bir gece yarısı evden çıkıyor gidiyor. İki tane ağaç kapı almış. İki tane ağaç tahta kapının yüzünden bir yıl ceza aldı. 8 ay yatacak. Cezaevine her hafta 500-500 ona parayı ben yatırıyorum. Hırsızlığı yapan siz de hırsızlık mı yapıyorsunuz? Anneler gırtlağına bıçakla yiyip bıçakla kesen insanlar bunlar. Siz de hırsızlık yapıyor musunuz? Kesinlikle abla. Benim cebetemde böyle bir şey yok. Benim cebetemde cinayet var ablam. Hırsızlık yok. Cinayet var ama hırsızlık yok. Ablam kesinlikle bak ben 45 peki. Yaşındayım. Şu anda yaşında... kardeşinin adı ne? Münevver Aslan. Münevver yanında mı? Evet yanımda ablam. Münevver senin neyin oluyor? Kullandı. Eşimin kızı oluyor. Seher'in kızı oluyor. Seher'in kızı. Aynı zamanda onunla onu istismar ediyor musun? Kesinlikle ablam. Bu bir iftiradır. Ben bu konuda... Bak, senden çocuk aldırdı mı? Kesinlikle ablam. Yanımdaki o şerefsiz abisinden çocuk aldırdı. Ben... Sen var ya... Kızım. Daha önemli sorunlar var. Siz tamam. Alıp Münevver'i karakola götürüp... Evet. Onu mağdur eden...
kişilerle ilgili şikayetçi olması konusunda destek oldunuz mu? Bunlar polis kayıtlarında var mı? Oldum ablacığım. Adliyede ben bunun vekaletini annesine alırken mahkemelerine sundum. Bakın. Bakın polis... Kırıkkale polis kayıtlarında var bu. Peki Münevver'le ben konuşmak istiyorum. Münevver'in yanına geleceğiz. Münevver'e ben mikrofon uzatacağım. Sen de o canlı yayına katılacaksın. Gerçekler ortaya çıkacak. Tamam mı? Tamam, Münevver'i vereyim size. Şimdi vermeyin, ben oraya geleceğim. Hangi şehirdesiniz? Ünye. Samsun'dalar. Peki. Ünye, Ünye. Sizi buradan uğurluyorum. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.